Ülkemiz siyasi alanına yeni bir parti daha katıldı. Kudret Özersay başkanlığında kurulan siyasi partinin adı Halkın Partisi oldu. Kudret Özersay, parti kurucularıyla birlikte parti kuruluş başvurusunu İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'na yaptı. Kurucu ve gönüllülerinin kapıda karşıladığı Özersay, herkese teşekkür etti ve yeni partinin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. Sisli, karanlık bir hava vardı. Bugün günlük güneşlik. Güneş doğdu. Yeni bir gün. Çok güzel bir gün. Çok daha güzel olacak. Halkın Partisi kurulmuştur. Sizin partiniz kurulmuştur. Hayırlı olur, uğurlu olsun. Memleket demokrasisine, ülkenin geleceğine onur duyacağımız, gurur duyacağımız, kendi özgüvenimizi yeniden kazanacağımız bir yeni bir düzenin kurulması için bu parti hayırlı olsun. Sizin partiniz Halkın Partisi. Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası salonunda da bir toplantı düzenleyerek Halkın Partisi ile ilgili ilk açıklamalarını yaptı. Ülkemizde hakikaten de yeni ve farklı bir siyaset anlayışına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Toplumun genişçe bir kısmının bu düşüncede olduğunu yapmış olduğumuz temaslarda da gördük. Zaten kamuoyunda, halk arasında bulunan pek çok kişi böyle bir ihtiyacın varlığını artık sorgulamıyor. Böyle bir ihtiyacın olduğunu, gerekli olduğunu artık sorgulamıyor. Bugüne değin ülke yönetimine hakim olan eski siyaset anlayışı ve belirli bir siyasi partiden bahsetmeden vurgulamak istiyorum. Eski siyaset anlayışı partisel, zümresel, ailesel ve kişisel çıkarlar temelinde mevcut sistemi yaratmış, beslemiş ve şu anda da beslemeye devam etmektedir. Ve bu durum ülkemizde maalesef yönetime dair bir değerler erozyonu, değerler aşınmasına neden olmuştur. Ve bu da aynı zamanda halkın iradesinin her düzeyde yok sayılmasına, kendi geleceğini belirleme kapasitesini giderek vatandaşın yitirmesine neden olmuştur. Yani aslında kötü yönetim Kıbrıs Türk halkının en hassas olduğu ve sahip çıkmamız gereken kendi irademizi en fazla erozyona uğratan şey olmuştur.